Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bu yıl 2024 yılı emeklilerin yılı olacağı söylenildi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla emekli maaşlarını, emeklilikteki düzenlemeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de masaya yatıracağız. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen karşımızda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Melis'ciğim. Hemen sormak istiyorum. Denildiği üzere biliyorsun ki bu sene emeklilerin yılı olacak denildi. Bununla ilgili düzenlemeler vesaireler olacak. Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama ben öncelikle emekli maaşları, SSK ve Bağkur maaşları ne oldu? Hemen onu senden öğrenmek istiyorum. Evet, bildiğiniz üzere ilk Ocak'ta açıklanan SSK ve Bağkur emeklileri için oran %37.57 olarak belirlenmişti. Yalnız yeterli olmadığı tabii ki bir tartışma yarattı. Özellikle memur emeklilerinin ve memurların %49.25'e yaklaşmasından dolayı bir düzenleme gerekliliği oluştu. Bu gereklilik üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı kabine toplantısı sonrasında. %5'lik artış ile %42.6 ile SSK Bağkur emeklilerinin zam oranını kesinleştirdi ve memur emeklilerine yaklaştıklarını belirttiler. Bunun dışında kök aylıkları, yani taban aylıkları da yükselttiler. En son 7500 lira olan bu rakamı 10.000 TL'ye sabitlediklerini ve bununla işte varanlar, üstüne çıkanlar, aşağıda kalanlar tartışmasına da tabii ki gün doğmuş oldu böylelikle. Evet, en çok onu merak ediyoruz. Bu kök maaş bundan 2 yıl önce hiç konuşulan bir şey değildi. Belki de hiç kimse bilmiyordu ama bir baktık ki özellikle geçtiğimiz işte Temmuz ayındaki orandan sonra herkes ekranlardan duyduğu rakamı alacağını beklerken bir de bakıldı ki kök maaşlar var. Kimisi 5500, kimisi 6000, kimisi 4500 aldığını daha yeni fark etti. Aslında bununla ilgili bir tamamen yasal bir düzenleme yapılması öngörülüyordu. Var mı böyle bir gelişme duyduğun? Açıkçası şöyle, bu ilk kök maaş başladığında şöyle bir durum oluşmaya başlamıştı. Bağkur maaşları 600 liralara kadar düşmüştü, SSK maaşları da 700 liralara kadar düşmüştü ve inanılmaz bir problem oluşmaya başladı. Yani 30 yıl çalışıyorsunuz, 500 lira alıyorsunuz, korkunç bir durum tabii ki. Bunun üzerine ilk kök maaş sohbeti burada başladı. 3500 liraya sabitlediler. İlk kök maaşı dediler ki kaç para alırsan al 3500 lira olacak aylığın. Ama senin normal aylığın aylık 6 ayda bir alınan zamlarla 3500 liraya ne zaman gelirse ondan sonra diğer zamları alacaksın. Yani 700 lira 3500 liraya oluşana kadar kimse zam almamaya başladı. Aslında kök aylık sohbeti buradan başladı. Bunun üzerine 3500 lira yetmedi tabii ki zam alamayacakları için 5500 yapıldı. 5500 yetmedi, 7500 yapıldı ve bu sene 10.000'e tamamladılar. Tabii ki buradaki durum aynı şekilde biraz önce bahsettiğiniz gibi 5500 liralık aylığın üzerine %42.6'yı koyuyorsunuz. Bu 8.000 liraya en fazla çıkabiliyor. 7.500 lirada olan taban aylığın ancak 500 lira üzerine çıkabiliyordu ve gene alacağı zam ileriye kalıyordu. Bunu en azından toparlamak adına 10.000 liraya sabitlediler. Ama aynı şey gene olacak. Yani sizin 5.500 liralık aylığınız %42.6 ile 8.000 liraya çıktı diyelim. Siz 10.000 lirayı alıyorsunuz, evet. Ama ikinci 6 aylık dönemde alacağınız gene atıyorum %30'luk zamla 10 bin liranın üzerinde çıkamazsanız gene 10 bin lira alacaksınız. Yani 1 TL bile altında kalsanız kök aylık aslında bu oluyor. O yüzden bahsedilen en fazla konuşulan konu şu. Bu kök aylığı düşük olanlara %33'ten fazla zam aslında gelmedi. %30'dan fazla zam aslında gelmedi. Evet, oransal baktığınız zaman gelmedi. Ama genel toplama baktığınız zaman ulaşma skalası yaklaştı. Yani 5500 olan insan 8000 liraya çıktı diyelim. Seneye de aldı bir daha 10.050 TL oldu diyelim. Normalde 3-4 senede varacağı rakam aslında bir seneye düşmüş oldu. Yani seneye bu oranlar daha düzenlenmiş olacak. Ama ekstra bir çalışma yapıldığını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü kabine toplantısı sonrası yapılan açıklama şu şekildeydi. 2024 ekonomisi için bize müsaade edin. Birazcık bundan idare edin, Temmuz'da bakacağım, eşitleyeceğim memurlarla. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bu şekildeydi. O yüzden Temmuz'a kadar herhangi bir düzenleme öngörmüyoruz ki asgari ücreti de bir senelik bazda sabitlediler. O yüzden tekrar bu 10.000 TL'nin üzerine çıkacak bir çalışma açıklamalar doğrultusunda diyeyim söz konusu değil şu anda.
Evet, benim de gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan memur işte SSK Bağkur ayrımı yapmadan bütün emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz ayında eşitlenecek şeklinde bir açıklama yaptı. Herhalde burada artık kök maaştan Temmuz ayından sonra herhalde konuşmayacağız gibime geliyor. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Tamam, bunlar yapıldı. Bununla birlikte bir kök maaşı hani bir şeyleri düzeltmek için biz hep soruyoruz işte acaba SSK ve Bağkur emeklisini temsil eden kimse olmadığı için mi bu tür işte yaptırımlarla karşılaşıyorlar? Hayır, aslında tam tersi. Bunu çok net bir şekilde size açıklayabilirim. Şu anda SSK'ya verilen %42,6 yani %5'lik artışla birlikte bir zam verildi. Evet. Yalnız memur emeklilerin %49,25'lik zammının içinde toplu sözleşme zammı var. Yani onların kendi yapısal düzenlemesi ve tabi oldukları dernek üzerinden gelen %15'lik bir toplu sözleşme zammı var. Aslında oranlar eşit. Ama toplu sözleşme zamları yani devlet çalışanı oldukları için gelen bir plusları var, artıları var daha doğrusu. O yüzden bu şekilde görünüyor. Yani oransal olarak haksızlıkmış gibi görünüyor. Evet, tabii ki sözleşme açısından bakarsanız belki ama neticede işe girerken biliyorsunuz siz bir memur olmayı denemediniz ya da atanmadınız ya da başka bir şey bir memur değilsiniz ve bu sözleşmelerden yararlanamıyorsunuz. Ama biraz önce söylediğiniz kök maaş konuşması hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü ikinci 6 aylık dönemde yüzdeleri eşitlese bile gene ikinci 6 aylık dönemin memur toplu sözleşme zammı belirlendi zaten. %10 onlar artı alacaklar. Yani bu sistematik olarak bir şey. Onların toplu sözleşme zammını ellerinden alamazlar. Çünkü bu yasal bir düzenleme. Belli tarihe kadar giren bütün memurlar ve memurlar emekli olurken belli bir yasal düzenlemeleri var. Bütün kanunu mevzuatı değiştirmeleri gerekiyor. Ya da şunu yapmaları gerekiyor. Artık memur yok, SSK'lı yok, Bağkurlu yok. Ha, bunu kime yapacaklar? 2008 sonrası memur olanlar için taşerondan toplu sözleşmeyle giriyorlar. Aslında 4A'lı olmaları gerekirken 4C'ye primleri yatıyor. Onların belli imzaları vermedikleri zaman onları SSK'ya eşitleyecekler. Ama bu şu anda oluşacak bir şey değil. O yüzden biz bu kök aylığı hep konuşacağız. Ne kadar oranları eşitlese de bir kök aylık ortada olacak. İster istemez olacak yani. Peki bir de en çok konuştuğumuz konulardan biri de Bağkur emeklileri. Bağkurlular bir türlü emekli olamıyorlar. EYT'de bunu en çok gördük. İşte bir işveren, orta halli bir iş yeri sahibi. Kendisi iş verdiği için Bağkur'a işte maaşını yatırıyor, Bağkurlu. Ama yanında çalıştırdığı SSK'lı işte çalışanlar bir güzel emekli olurken kendileri olamadılar. Çünkü arada bir işte prim günü meselesi vardı. Neydi bu? Ve bununla ilgili bir düzenleme de gelecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı bir açıklama var. Tam manasıyla bir alternatif çalışmalar üzerinde görüşüyoruz gibi bir açıklaması vardı. Nedir o? Onu da alalım hemen. Bunu iki bacakta değerlendireceğim sizin için çok net anlaşılsın diye. Şimdi öncelikli olarak Bağkurlu erkeklerin emeklilik prim gün sayısı 9.000 gündü. Kadınların 7.200 gündü. Şimdi burada tabii ki diyorlar ki yani bir kadın evde otur hani isteğe bağlı öderse tamam isteğe bağlısı daha düşük prim gününden olsun ama bir kadın iş yeri sahibi ise ben de bir erkek olarak iş yeri sahibiysem neden gün sayımızda bir bu kadar adaletsizlik var. Biz de 7.200'ü istiyoruz. Bunun üzerine bir çalışma yapıldığını evet açıklandı. İkinci dönemde yani seçim sonrasında kalacak bir şekilde 9.000 günü 7.200 güne erkekler için indireceklerini ama kadınlar zaten 7.200 günü olduğu için ve onlarla ilgili herhangi bir çalışma olduğunu da dillendirmedikleri için burada sadece iki cinsiyetin eşitlenmesi durumu söz konusu olacak. Ama burada en önemli nokta şu. Bunun kesinlikle altını çizmek istiyorum. Çok dillendirmeseler de. 1-10-2008 tarihi yani 1 Ekim 2008 tarihinden önce sistem şunu diyordu. Sen iş yeri sahibi olsan da kendi iş yerinde SSK'lı görünerek aralıksız geldiği sürece işçin gibi aynı prim gün sayısından emekli olabilirsin. Mevzuat buna izin veriyordu ve bunu yapıyorlardı muhasebesel yardımlarla vesaireyle. Bunu 2019'da değiştirdiler ve dediler ki geriye dönük ödediğim bütün primleri de Bağkur yapıyorum ben. Herkes EYT'de başvurdu. SSK'dan emekli olacağını düşündü. Hem 9.000 güne atandılar. Hani 7.200'e ulaşmışlar. Çünkü 2008'e girenler ama 9.000 güne ulaşamamışlar.
Hem orada EYT emeklileri yandı. Hem bütün hizmetleri Bağkur'a döndüğü için maaş skalaları düştü. Bunun artık o kadar büyük bir haksızlık ki, çünkü mevcut mevzuatı geriye yürüttüler genelgeyle. Bu çok doğru bir şey değil. Aynı bu çalışma yapılırken bütün derneklerin de aynı şekilde buna bastırması aslında gerekecek. 9000 günü 7200 güne indirsinler, kabul. Ama aynı zamanda benim SSK adı altında ödediğim primleri neden Bağkur'a çevirdin? Şirketimin yapılandırmadaki borcuna benim günlerimi çekip beni günsüz bıraktın. Yani bu aslında çok tartışmalı bir konu ve bunu nasıl çıkaracaklarını, nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Ama şu anda çok ciddi emekli dernekleri ve emekli olacakların dernekleri çok ciddi çalışmalar yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Yapılması gereken çok fazla bu konuda baskı var. Çünkü bu sistematik olarak yanlış bir şey. Yani bunu devlet düzeyinde ya da hükümet düzeyinde ya da bakan düzeyinde düşünülmemesi gereken bir şey değil. Bu daha önceden gelen sosyal güvenlik mevzuatının sistemine aykırı bir durum olduğu için bunun da düzenlenmesi yapılması gerekiyor. Yani bu 9000 gün 7200'e çektin ama benim hizmetlerimi de maaşımı neden düşürdüğüne dönen bir sisteme dönüyor aslında bu. Hep beraber göreceğiz, çalışma nasıl çıkacak, çıkan çalışmanın üzerine bir düzenleme yapılacak mı? Biliyorsunuz en son kararı artık Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor, bakanlar ne çıkarırsa çıkarsın. O ekstra bir şey katacak ya da geriye bir şey düzenleme yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz açıkçası. Peki bir de EYT ile ilgili bir gelişme, bir çalışma, bir duyduğun bir bilgi var mı, kulis bilgisi var mı? EYT zaten çıktı. İkinci adı şu oldu. 2000 ile 2008 arası girenler için kademeli emeklilik. Evet, kademeli emeklilik. Bu konuda özellikle altını çizmek istiyorum. Bakanımız açıklama yaptı. Herhangi bir çalışma yapmıyoruz diye. Ama ben çok sevmesem de, ortada olmayan bir konuda bilgi vermek istemesem de çok fazla bunun özellikle internette bilgi kirliliği dönüyor. İşte yaşlar düşürülecek, prim günleri düşürülecek. İşte atıyorum 46 yaşına geldiysen 6900 günün varsa işte emekli olacaksın. Lakin sistem, bırakın, ekonomi bunu kaldırmıyor şu anda. Kesinlikle. Yani prim gününü düşüremez. 9000 günse 9000 günde bırakır, işte 7200'de 7200'de bırakır ama der ki 9000 günü tamamladığın gün yaşın kaç olursa olsun emekli ol. Yani siz 50'yseniz 50. Bunu 60'ı beklemek zorunda kalmayın. 58'i beklemek zorunda kalmayın. Tamam, bu adaletli bir sistem olur. EYT'ye benzetirse. Ama prim gününü de aşağı indirirse kaldırmaz. Mümkün değil. Ekonomi olarak yani EYT o kadar büyük bir külfet oldu ki sosyal güvenlik kasasına. Nasıl çarpacakları, nasıl çıkaracakları şaşırdılar. Bu yüzden de aslında asgari ücret bu kadar yükseldi ki karşılığında prim alınabilsin yeterli oranda gibi bir durum oldu. Olursa tabii ki çok güzel. Bir günle büyük bir haksızlık oluşuyor. Yani yaşsız emekli oluyorlar, bir gün sonra işe girdi diye, ki girdiği zaman mevzuat böyle değilken tamamen 60 yaşları, 58 yaşları bekliyorlar. Evet, bununla ilgili bir düzenleme yapılacaktır kanımca. Ama bu sene olacağını hiç düşünmüyorum. Yapılırsa seneye, belki ondan sonraki sene derneklerin baskısıyla belki ufak da olsa bir düzenleme çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani herkes her duyduğunu, her gördüğünü inanmasın. Biz de bunun altını çizmiş olalım bir kez daha senin sayende. Evet, kesinlikle. Özellikle internette çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Oradan buradan duydukları bilgileri kopyalayıp yapıştırıyorlar. Sizin gibi herhangi bir uzmandan görüş almak yerine birini dinliyor, duyduğunu tam anlamasa da oraya metin olarak yazıyor. Bu çok yanlış bir şey. Mutlaka altını çizilen haberlere, belli bir uzmandan ciddi görüş alınan haberlere itibar etmelerini tercih ediyorum. Çünkü buna göre planlama yapıp hayal kırıklığına uğruyorlar. Ekonomik olarak da zaten yıpratıcı bir ülkede yaşıyoruz. Kesinlikle. Ekonomik, savaş, küresel problemler, hava durumu, her şey bir problem. Bir de bu konuda hani en azından net bilgiyle yürürlerse ona göre emeklilerini planlarlar, geleceklerini planlarlar, kıdem tazminatları taleplerini planlarlar. Bir sürü konu başlığı var aslında bu konuda. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Biz de elimizden geldiği kadarıyla duysak da teyit edip kaynaklarında gerçekten doğru mu, söylenmiş mi böyle bir şey diye emin olduktan sonra paylaşıyoruz. Ama onun üstüne yine de sormaya devam ediyoruz. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki günlerde yine sizlere sormaya, danışmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığın ve katkılarından dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.